Bismillah. Velhamdülillah. Vesselatu vesselamu ala Resulillah. İsmi ile, izni ile, izzeti ve cemali hakkı için rızasının içinde olduğuna inandığımız bir sefere daha niyet ettik. Vira bismillah, kudret, kudret vira inşallah. Aziz dostlar, kıymetli kardeşler, bir Muharrem ayı içindeyiz. Yine Muharrem'in iklimi bütün kamu alemi tutuverdi. Her taraf Hazreti Hüseyin Efendimizin, Şühedai Kerbela'nın hasretiyle, matemiyle, muhabbetiyle bir başka. Hisseden hangi gönle dokunursanız, İdrak eden hangi akla tahakkuk nazarıyla bakacak olursanız, orada bir inkılabın başladığını görüverirsiniz. Orada bir hissiyatın harekete geçtiğini görüverirsiniz. Öyle bir vakittir ki bu vakit, bu vakit münasebetiyle bu ümmetin gençlerine Hazreti Hüseyin'i, bu ümmetin gençlerine Hazreti Zeynep'i, bu ümmetin gençlerine Zeynel Abidin'i, Hür'ü anlatmak durumundayız. Rabbim inşallah istifade etmeyi ve istifadeye vesile olmayı bizlere nasip eylesin. Dedik ya, bir Muharrem sohbetidir niyetimiz. Muharrem münasebetiyle hayat ve ibret başlığı altında İbret almamız gereken, üzerine tefekkür etmemiz gereken bir mevzuyu dahi gündemimize almak. Değerli kardeşler, hepinizin malumudur. İnsanlar kırıldıkça içeriye doğru kırılıyorlar, yalnızlaştıkça yalnızlaşıyorlar. İnsanlar taşıyamayacakları yüklerin, söyledikleri zaman manasını idrak edemeyecekleri sözlerin ve hasmane gözlerin etkisi altındalar. Herkes düşmanı dışarıda arayıvermekte. Herkes hatayı ve kusuru bir başkasında bulma gayreti ve iddiası içinde. İşte bugün sizinle beraber haksız eleştiri, akıl kiri diyoruz. Hiç durmadan birilerini eleştirmek hastalıklı, patolojik bir tavır. Hemen arkasından ne gelecek? O eleştirinin hemen arkasından bahane bulma ve mazeret üretme gelecek. Sonra mutsuzluk, depresyon geliverecek. Ve sonra tükenmişlik geliverecek. Çünkü yalnızlık ruhun kanseri gibidir. Çünkü yalnızlık insanın başa çıkmak noktasında en çok zorlanacağı hastalıklardan birisi. Birisi bir gün hiç durmadan ben demeye başlayacak olursa, ben, benim, bana göre, benim için diye konuşmaya başlayacak olursa, bir müddet sonra oluşturmuş olduğu o fil dişi kulede tek başına, yalnız bir halde mutsuzum, mutsuzum, mutsuzum çığlıklarıyla beraber teslim can edecektir. İşte sizinle Muharrem münasebetiyle bir metni konuşmaya gayret ediyorduk. Neydi o? Bir baba düşünün ki evlatlarını çağırıyor. Artık onun için takdir edilen vade tükenivermiş. Artık ecel vakti gelivermiş. İbn-i Mülcem denilen bir melun tarafından yaralanan Hazreti Ali Efendimizin vefat anı yaklaşıvermiş. Bu anda Hazreti Ali Efendimiz nasıl intikamının alınacağını, kendisinden sonra neler yapılacağını, neler yapılması gerektiğini değil de kendisinden sonrakilere hangi derslerin verilip
hangi hususlara dikkat etmeleri, hayatlarını hangi direktifler doğrultusunda yaşamalarını onlara miras ve vasiyet olarak bırakıveriyor. İşte bugün konuşacağımız bahis de yine babayla oğul arasında geçen bir ders, bir ibret vesikası. Şöyle diyor Hazreti Ali, evlat cihazı, can cihazı Hazreti Hüseyin'e. Rabbim her ikisinden de razı olsun. Hüseyin, evladım, kendi ayıbını gören, kendi kusurunu gören, başkalarının ayıpları ile meşgul olmaz. Allah aşkınıza, siz de şu toksik tipten rahatsız değil misiniz? Ne olursa olsun hiç durmadan ama hiç durmadan bir şeyleri eleştiren, ne olursa olsun hiç durmadan ama hiç durmadan birilerinin canını yakan, iğneleyen o tipten siz de rahatsız değil misiniz? Çoğu zaman kaçacak yer ararsınız ve fakat nereye giderseniz gidin böyle toksik bir kımıl zararlısı gelir sizi buluverir. Ve muhakkak sizde bir ayıp, bir kusur, bir noksan, bir hata imal ediverir. Ya demiyoruz ki insan hatasızdır. Demiyoruz ki insan kusursuzdur. Muhakkak ki her insanın bir hatası, muhakkak ki her insanın bir defosu vardır. Ve bundan da daha normal, daha doğal bir şey yok. Nasıl mı? Ya siz birbirinin tıpatıp aynısı olan iki günü, bırakın iki günü, iki dakikayı biliyor musunuz? Veya siz birbirinin aynısı olan yaşadığınız iki olayı biliyor musunuz? Kainat her geçen gün bir devinim halinde. Ve kainat her geçen gün bir değişim halinde. Bu kadar çok hareketin, bu kadar çok devinimin, bu kadar çok değişimin olması, çözülmesi gereken, cevap üretilmesi gereken bir sürü soru, bir sürü olay, bir sürü hadise demek. Ya bu toplardan birisine vuracaksınız, gol olacak. Ama bir başkasını siz ıskalayacaksınız veya bir başkasına vuracaksınız, top avuta çıkıverecek. Demiyoruz ki insan kusursuzdur, demiyoruz ki insan hatasızdır ve la yüseldir. Muhakkak ki insanın hatası olacak, muhakkak ki insanın hatası olmalı. Çünkü insan insan. Ama bazıları kendi hatalarını görüp o hatalarını örtmek, o hatalarını telafi etmek noktayı nazarında son derece erdemli ve hikmetli bir tavrı kendilerine yol edinirler. Kendi hatalarını nasıl tamir edebiliriz'in uğraşısı ve gayreti içindedirler. Ama bazıları vardır ki kendi hatalarını hiç görmemezlikten geliverirler. Bakışlarını hep başkalarının bahçesine, başkalarının hanesine, başkalarının hal ve hareketine yönlendirmek noktasında sanki bir alıcı yırtıcı kuşmuş gibi durmadan bir gündem oluşturuverirler. Vururlar da vururlar. Vururlar da vururlar. Ve fakat öyle bir gün gelir ki onların evlerinin içine, gönüllerine baktığınızda tam bir çöp evin içinde yaşadıklarını görüverirsiniz. Çünkü hiç durmadan kriz biriktirmişler. Hiç durmadan kriz biriktirmişler. Ve hiç durmadan biriktirdikleri krizleri çözüm noktasında en ufak bir hareket göstermemişlerdir. Onun için Hüseyin, kendi ayıbını gören başkasının ayıbıyla meşgul olmaz diyor Hazreti Ali kerramallahu veçhe. O halde nedir dersimiz? Bir, kendini bil. İki, ayıbını bul. Üç, haydi, haydi değişsin dünya, düzelsin dünya. Peki iki, bu manada
bu tuhaf eleştiri, bu tuhaf hastalıklı histerik duruma karşı ne yapmamız gerekiyor? Ya şunu unutmamamız gerekiyor. Ya birilerini eleştirmekle beraber biz kendi üzerimizdeki mesuliyeti asla atamayacağız. İstediğimiz kadar köpürtelim. İstediğimiz kadar ses çıkartalım. İstediğimiz kadar problemin mahrecinden, kaynağından başka bir noktayı göstermeye çalışıp kendi mesuliyetimizi ve sorumluluğumuzu birilerine paslamaya çalışalım. Siz eğer o sorumluluk elbisesini, Hazreti Ali'nin ifadesiyle o mesuliyet elbisesi olan takva elbisesini çıkartacak olursanız, yani kendinizi la yüsel, kendinizi gayrimesul olarak tanımlayacak olursanız, çırık çıplaksınız. Ve sizin o çıplaklığınızı giydirecek hiçbir şey yok. Körsünüz. Ve nesneleri görmenize vesile olacak hiçbir ışık yok. Çünkü siz görmek istemiyorsunuz. Çünkü siz duymak istemiyorsunuz. Hiç durmadan kullandığınız ama, fakat, lakin sözünü birisi size ama bir de şuradan baksan dediği zaman çıldırıveriyorsunuz. Yani demeye çalıştığım şey şu. Güzel kardeşlerim, cancağızlarım. Bakın bir baba oğluna ne diyor? Hüseyin, mesuliyetini yerine getirmediğin ve takva elbisesini giymediğin sürece çırılçıplaksın. Senin o ayıbını, senin o kusurunu, senin o hatanı giderebilecek hiçbir şey yok. Bunu da gördük mü? Çırılçıplak kalmamak için iki, çırılçıplak kalmamak için kişi vazifesini idrak etmeli. Peki üç. Buraya da dikkat edelim. Bu da çok önemli. Bazen ferdi, hissi, duygusal bir takım sebeplerden kaynaklanabilir bu eleştiri. Genetiktir, ailesinden gelen kalıtsal bir takım özelliklerdir veya anne hikayesidir. Çünkü bu konuda anne tavrı çok belirleyici oluyor kıymetli kardeşlerim. Özellikle o ilk 3 yıl, insan beyninin %50'sinin oluşmuş olduğu o ilk 3 yıl çok belirleyici oluyor. Oradaki konuşmalar, tavır, hal, hareket çok belirleyici oluveriyor. Veya işte o çevre. Ama bazı şeyler var ki kelimenin tam anlamıyla hastalık olarak tanımlanabilecek bir pozisyonda. Kendisinden daha iyi birisini gördüğü zaman, kendisinden daha çok dikkat çeken, daha çok değer verilen, daha kıymet duyulan birisini gördüğü zaman bir anda bir bakıyorsunuz ki çıldırıveriyor. Onu aşağıya almak için, onun üzerindeki o iyi niyeti, onun üzerindeki o popülariteyi darmadağın etmek için elindeki bütün silahları tak 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 kullanıveriyor. Buraya dikkat. Bu çok önemli. Diyor ki Hazreti Ali Hüseyin'e, Hazreti Hüseyin'e, evlat, kim ki kardeşi içine düşsün diye bir kuyu kazacak olursa, anladınız bunu değil mi? Yani bir fesat komplosunun içinde yer alacak olursa, yani birilerinin kazanımlarını kaybetmeleri için bir kumpas senaryosu uygulamaya koyacak olursa, o kazdığı kuyuya ilk önce kendisi düşecektir. Ya zaten ilk kazmayı vurduğu andan itibaren o zehirlenmeye başlamıştır. Öyle değil mi cancağızlarım?
Ne diyordu Allah'ın peygamberi? Hadis kitaplarının büyük bir çoğunluğundaki ilk hadistir bu. Ameller niyetlere göredir. Ve herkese yaptığı işin karşılığı vardır. Hiçbir hayra vesile olan, şerre vesile olan gibi olur mu? Olmaz tabii ki. Şimdi sen kuyu kazacaksın, sonra da kenara çekilip başlayacaksın düşsün diye birisi. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Öyle bir şey yok. Ey yalnız adam. Ey kapkaranlık adam. Ey boynundaki beratta, ilamda hep karanlıklar içinde kalacağı yazan adam. Eğer içindeki o hasedi ve fesadı, o kin ve hırsı tedavi etmeyecek olursan, mutsuz olacaksın, mutsuz edeceksin. Hiçbir projeni tamamlayamayacaksın, hiçbir hak edişini alamayacaksın. Anladınız mı beni? Bence anladınız. Ve dört. Bakın adım adım geliyor. Birinciyi hatırlıyoruz değil mi? Neydi? Bir insan kendi ayıbını gördüğü zaman başkasının ayıplarıyla meşgul olmazdı. İkincisi şuydu. Takva elbisesini, sorumluluk ve mesuliyet elbisesini birisini çıkarttığı zaman o müebbet çıplak. Bütün tehlikelere, bütün olumsuzluklara karşı bir hedef. Üçüncüsü neydi? Birisi kuyu kazacak olursa, menfur istenmeyen bir oyunun içine girecek olursa, o ilk olarak kendisi oraya düşüverecek. Peki dördüncüsü? Bu acayip bir şey. Ben bunu defalarca test ettim. Kendi hayatımda da, etrafımdaki insanların hayatlarında da defalarca müşahede ettim. Ve çoğu zaman bakıyorum da, dünyadaki yaşam formları arasında çoğu zaman düşündüğüm zaman görüyorum, en umarsız, en acımasız ve riske karşı en korkusuz yaşam formu hangisi diyecek olursanız, hemen diyeceğim ki bu insandır. Niye? Bakın Hazreti Ali Kerremallahu Veçha Efendimiz Hazreti Hüseyin'e ne diyor? Hüseyin, birisi, herhangi birisi, birinin ayıbını araştıracak olursa, kusurunu araştıracak olursa, aynen bugün olduğu gibi fotolurking diyorlar galiba o hastalığın ismine. Adam saatlerce elinde telefon, sosyal medya mecralarında isimlerini özellikle vermek istemiyorum ama siz onları biliyorsunuz. Sanki böyle hedefini takip eden bir kiralık katil gibi. Ne yemiş, ne yapmış, nerede okumuş, kimin nesi, nelerle meşgul takip ediveriyor. Veya ötekisi, karşısındaki adam yaptığı her şeyi afişe etmiş, ön plana çıkartmış, paylaşıvermiş. Ama bunu yapıyorken de bunu kendisi için yapmamış. Hep birilerinin altında kalmamak için, birilerine göre daha klas olduğunu, birilerine göre daha afişe, birilerine göre daha janti olduğunu göstermek için yapıvermiş. Ama bak şimdi tokat geliyor. Aman Allah'ım aman. Bu tokatı yiyen iflah olmaz. Diyor ki Hüseyin, kim ki birinin ayıbını araştıracak olursa, yani bu işi bir dedektiflik malzeme haline getirecek olursa, Allah onun ve ailesinin ayıbını ortaya döküverir. Allah onun ve onun ailesinin ayıbını ortaya döküverir. Eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah.
Dördüncü özellik. Ne diyoruz? Motto yukarıya ne çıkartıyoruz? Çalma kapımı, çalarlar kapını. Hoca Ahmet Yesevi ne diyordu? Sıdk ile gelen selamet ile gidiverir. Eğer sen kendine gaye ve kıble olarak sırf birilerinin ayıbını araştırmayı ve onları afişe etmeyi seçmişsen, bil ki beyninin içinde ve gideceğin yolun üzerinde pimi çekilmiş bir bomba, el yapımı bir patlayıcı var ve patlayacak. Önce senin bütün hata ve kusurların, sonra da senin ailenin, sevdiklerinin, sıra-i rahim bağıyla bir arada olmuş olduğun etrafındakilerin bütün ayıp ve kusurları ortaya çıkıverecek. Gördük mü? Gördük. Peki niye? Niyesi geliyor. Allah aşkınıza, şöyle oturduğunuz yerde geriye doğru yaslanın veya arabanızda bir yere gidiyorsanız ve bizi dinliyorsanız şöyle bir hazır ol pozisyonu alın, geliyor. Hüseyin, nice günahkar kimse vardır ki? Ne demek günahkar? Cünahe. Ne demekti? Kop lisanında yolu şarampola kaymış adam demekti. Ana yoldan çıkmış adam demekti. Çünkü günah bu idi. Hüseyin, günahkar kimse. Sakın günahkar bir kimseyi ümitsiz diye düşürme. Vah 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 vah. Sen bittin, sen mahvoldun, sen kahroldun. Bunu nasıl yaparsın? Hiç sana yakıştı mı? Bu ihaneti ailene, sevdiklerine, çoluğuna, çocuğuna karşı nasıl yaparsın? 27 gün önce aslan gibi bir kardeş çıktı ve geldi. Dedi ki, ben eroini bırakmak istiyorum. 27 gün önce. Şöyle gözünün içine baktım, duruşuna baktım, haline, encamına baktım. Olur mu? E olur, niye? Kefil olan, vekil olan, nasir olan, Mevla olan bir Rab var. Oldu mu? Oldu. Oldu elhamdülillah. Bugün ne oldu biliyor musunuz? İşte bu sesin size gelmesine vesile olan bu televizyonda bugün o kardeşimiz için bambaşka bir şey oldu. Allah'a hamd senalar olsun vesile olanlardan. Bir insanın yeryüzünde gerçekleştireceği belki de en çok istenilen yerlerden birisine bir seyahat fırsatı çıkıverdi. Ya en başında hikaye şöyle başlamış olsaydı. Hey sen, bu pisliğe nasıl bulaştın? Bu rezilliğin içine nasıl düştün? Bu cifeye, bu kepazeliğe utanmıyor musun? Olmuyor veyahu. Hani demiş ya Hazreti İsa, ilk taşı kim atsın sorusuna cevap olarak. Bu pisliğe hiç bulaşmayan atsın. Hepimiz biraz pisiz ya. Hepimiz biraz günahkarız yahu. Şu anda günah işlemeyen ve bizi izleyen kardeşlerimiz, lütfen bu programı izlemeyiniz. Çünkü bu program size göre değil. Bir, şurada görmüş olduğunuz bu adam, terler içindeki bu adam bir günahkar. Ve bu adamın temel kabulü şu. Karşısındaki herkes günahkar ve günahının farkında. Onun için buna çok ehemmiyet veriyor. Hüseyin, sakın bir günahkarı ümitsizliğe düşürme.
Çünkü ben nice günahkar adam gördüm ki onlar ömürlerinin sonunda ömürlerini hayırla sonuçlandırdılar. Ve Hüseyin, sakın, ama sakın şunu da unutma. Yaptığın ibadet, hayru hasenet, amel-i saliha, gözlerini kapatmasın. Kendinde bir özellik, bir hususiyet varmış gibi düşünme. Çünkü nice ibadet sahibi insanlar gördüm ki ben onların sonunun müfsitlerle, bozguncularla bir arada olduğunu gördüm. Ömürlerini bir bozguncu, bir müfsid olarak tamamladıklarını gördüm. Ve son, buraya dikkat etmenizi sizden özellikle istirham ediyorum kardeşlerim. 7. madde. Bir yedi veren gibi. Şöyle diyor Hazreti Ali, yüzü aydınlansın ve yüzümüz, gönlümüz aydınlansın. Bir insan düşünün ki, hiç durmadan halkın ayıbı ile meşguldür. Hiç durmadan halkın ayıbını görüp onları eleştirmektedir. Ve fakat kendisi de ders ve ibret almadan, hiç durmadan o hataları işlemekte, o hataların içine düşüvermektedir. Hüseyin, can parem, ciğer parem, hiç durmadan halkın ayıplarını arayan ve fakat ayıpladığı hataları işlemeye devam eden kişi var ya, o ahmaktır. O akılsızdır. O halde, özellikle birileri hakkında konuşuyorken, o halde, özellikle bir hadise hakkında konuşuyorken dikkat edeceğiz. Niye dikkat edeceğiz? Şunun için. Bir, bizim mesul olmuş olduğumuz şey önümüzdeki sınavda bize sorulan soru. Yani kendi ayıbımız, kendi kusurumuz, bizim imtihan ve test edildiğimiz vakıa. İkincisi, ya o soruyu yapmadıktan, o soruya cevap üretmedikten sonra sen bir başkasının sorusu hakkında ne kadar konuşursan konuş. Bir başkasının problemini ne kadar mevzu ve gündem yaparsan yap. Çuvallayacaksın. Üç, ya sen başkası için kuyu kazacak olur isen, yani durmadan birilerini eleştirecek, durmadan birilerini olumsuz olarak gösterebilecek bir takım kumpasların içinde olacak olursan bil ki ona sen düşeceksin. Ve dört, ya birilerinin sırrını fahş ettiğin zaman bir müddet sonra senin ve ailenin de sırları ortaya dökülüverecek. Ve beş, dikkat et, sakın bir günahkarı ümitsizliğe sevk etme. Çünkü nice günahkar var ki onların sonu hayırla gelmiştir. Ve altı, sakın kendindeki iyilikler seni şımartmasın. Nice hayır amel sahibi, salih amel sahibi insan var ki ömürlerinin sonunda müfsit ve bozguncu olarak bu dünyayı terk etmişlerdir. Ve yedi, birileri hiç durmadan birilerinin ayıbını araştırıyor ve fakat o afişe ettiği, ön plana çıkarttığı yanlışlıkları kendisi de işlemeye devam ediyorsa, o ahmaktır, o akılsızdır. Ey alemlerin Rabbi olan Rabbimiz, Rahmansın ve Rahimsin, Latifsin ve Kerimsin. Senden niyazımız ve duamız şudur. Ya Rabbi, ahmak ve akılsız olmaktan bizleri muhafaza buyur. Kendi hatalarımızı görüp hatalarımızı düzeltmeyi, hiç durmadan birilerini eleştirmek suretiyle toksik bir atık haline gelmeyi bizden uzak kıl. Kendi hatalarımızı görüp hatalarımızı düzeltmeyi bizim için müyesser ve kolay kılıver. Değerli kardeşler, aziz dostlar, çok rahatsız olduğum için bir Muharrem münasebetiyle bu mevzuyu sizlerle paylaşayım dedim. Eminim ki sizin çevrenizde de bu hastalığa düçar olmuş,
pek çok Adem evladı vardır. Rabbim Hazreti Ali'den ve mübarek evladı Hazreti Hüseyin'den razı olsun. Rabbim istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Son olarak diyorum ki bu hiç durmadan yapılan haksız eleştiriler bir akıl hastalığıdır. Haksız eleştiri akıl kiri diyorum. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuş. Cennet özler üç kişiyi, Ammar'ı, Selman'ı ve Ali'yi. Cennet özlesin bizi. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.